bu ürün geliştirme süreçlerinde hep yalın ürün, yalın üretim, yalın kalması, hep yalın diyoruz. Bu yalın anlamı nedir yani? Neden yalın ürün diyoruz? Yani burada üründe yalınlık hangi açıdan önemli? Ya şimdi şöyle, startuplar genelde kaynaklar çok kısıtlı oluyor. Nedir bu kaynak? Dediğim gibi iki kişi, üç kişisin. Bilgi birikimin çok üst seviyede değil. Eğer işte üniversite zamanlarındaysan, kendimizden de örnek verelim. Yapacağımızı çok iyi biliyor muyduk? Hayır. Sınırsız paramız var mıydı? Hayır. İki üç tane mühendisi tutup 8-5 çalıştırabilecek kaynağımız var mıydı? Hayır. Kaynaklar kısıtlı olunca sen çok büyüğü hayal edebilirsin. Ama olmuyor. Yani buradaki hedefe giden yoldaki adımları aşamalandırmak lazım. Yalın olmak da aslında işte bu lean felsefesi, yalın felsefesi. Elimizdeki kaynaklarla biz neler yapabiliriz? Ya burada bence en kritik nokta bu. Ben de isterim Uber gibi, Airbnb gibi bir app'im olsun. İnsanlar sorunsuzca problemini giderebilsin, ihtiyacını çözebilsin ama onu ya yine yaparsın ama 2 sene sürebilir. Onu 1 sene öğrendim, 1 sene uyguladım. Atıyorum şimdi zaman sürecini ama kolay değil. Yani biz elimizdeki imkanlarla hedef kitleyle en erken de en doğru ürünü nasıl buluşturabiliriz? Burada biz de yalnız değiliz. Biz bir fırsat gördük. Bu fırsatı tek keşfeden biz değiliz. Bizimle birlikte Türkiye'de, dünyanın farklı yerlerinde o ürünü benzer hedef kitleye üreten birçok ekip var. Ya burada çok geç kalmamak lazım ve müşteri, hedef kitle gerçekten bizim düşündüğümüzü istiyor mu? Mesela biz 6 ay ürün yaptık, kimse kullanmadı. O 6 ay boyunca başka bir şey yapsaydın işte şu kadar gelir elde edebilirdin. Ne bileyim bir tatile çıkabilirdin. Onun bir fırsat maliyeti de var. Biz doğru yolda mıyızı anlamak için ufak ufak testlerle buna işte prototip olabilir. Yani ürün geliştirebilirsin. Mükemmel bir ürün yaptın. Ürüne de aşık oluyorsun yaparken zaten. O ürünü kimse kullanmayınca işte analitiği açtım. Günlük kullanıcı sayısı 5. Sen milyon bekliyorsun. Kahroluyor insan tabii. O yüzden ilk başta işte 7 gün 8 gün sonunda sen üzül. Ha, yanlış de müşteriyle, kullanıcıyla buluştuğu için o üründe sana diyebiliyorlar. Belki sonra da örnek verebilirim ama şu an işte çalıştığımız hafta sonu projesini için mesela Reddit'e yazdık, Facebook gruplarına yazdık, Slack gruplarına yazdık. 100 tane feedback oldu elimizde. Toplam Barış'la biz 6'şer gün 3 hafta sonu harcadık mesela. Yanlış yapıyorduk. Onun üzerine bir 6 ay daha efor harcamadık. Dedik abi yanlış yoldayız. Bir bakalım doğrusu nasıl olacak? Millet nasıl yapıyor? O şekilde biz de böyle hobi olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Belki onu daha sonra açarım.